İyi akşamlar sayın seyirciler. 19 Aralık gündemine yansıyan gelişmelerle ana haberde karşınızdayız. Sayın seyirciler 14 Ağustos 1974 tarihinde EOKA B, Murat Ağa ve Sandallar'da kadın yaşlı çocuk demeden katliam yaptı. 47 yıl sonra 11 çocuk şehidinin kimlik tespiti tamamlandı. En küçüğü 3, en büyüğü ise 17 yaşında olan çocuk şehitleri yarın devlet töreniyle defnedilecek. Murat Ağa Sandallar Toplum Mezarındaki kazı çalışmalarında bugüne kadar 88 kişi bulunurken kimlik tespitleri tamamlanan 75 şehit defnedildi. Yarın defnedilecek 11 çocukla bu sayı 86'ya ulaşacak. İki şehidin kimlik tespiti çalışması ise devam ediyor. Murat Ağa ve Sandallar köylerinde 14 Ağustos 1974 tarihinde, EUKB terör örgütü tarafından şehit edilen ve Kayıp Şahıslar Komitesi'nin kızı çalışmaları sonucunda kimlik tespiti tamamlanan 11 çocuk şehit defnediliyor. Şehit çocuklar yarın Murat Hasan Dallar şehitliğinde saat 10'da düzenlenecek devlet şehit cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak. Gazi Olsa Kaymakamlığından verilen bilgiye göre şehit cenaze töreninde Murat Hasan Dallar Atlılar Şehitlerini Yaşatma Derneği başkanıyla Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konuşmalarının ardından cenaze namazları kılınarak defin işlemleri gerçekleştirilecek. Şehitlerin en küçüğü 3, en büyüğü ise 17 yaşındaydı. Bu arada Kayıp Şahıslar Komitesi Murat Hasan Dallar toplu mezarındaki kazı çalışmalarını tamamladı. Kazılarda 88 kişi bulunurken bugüne kadar kimlik tespitleri tamamlanan 75 şehit defnedildi. Yarın defnedilecek 11 çocukla bu sayı 86'ya ulaşacak. İki şehidin kimlik tespiti çalışması ise devam ediyor. 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası başlıyor. Hafta boyunca Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinde şehit düşenler törenlerle anılacak. 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle başkent Lefkoşa ve ilçelerde anma törenleri düzenlenecek. Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinde şehit düşenler anılacak. Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre Anma Etkinlikleri Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Piyade Kurmay Yarbay İbrahim Şeker'in 21 Aralık Salı günü saat 8'de Bayrak Radyo ve Televizyonu'ndan yapacağı konuşmayla başlayacak. Konuşma 18'de de tekrarlanacak. 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle başkent Lefkoşa'da iki anma töreni düzenlenecek. Lefkoşa Şehitler Abidesi önündeki törenin ardından Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi'nde de şehitleri anma programı düzenlenecek. Tüm ilçelerde yapılacak törenler tehlikeli bulaşıcı hastalık olarak ilan edilen koronavirüs tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilecek. 21 Aralık Salı günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelindeki tüm merkezi camilerde saat 11.49'da şehitler için Mevlid-i Şerif'te okunacak. Posta Dairesi Müdürlüğü de 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle giden ve gelen posta gönderilerine 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası ibareli özel tarih damgası uygulayacak. Ayvasıl şehitleri 22 Aralık çarşamba günü Milli Mücadele yıllarıyla 1974 Barış Harekatı sırasında şehit ve kayıp olan Larnaka ve Larnaka ilçesine bağlı köy ve kasabalardaki vatandaşlar 23 Aralık Perşembe günü, Küçük Kaymaklı şehitleri ise 25 Aralık Cumartesi günü düzenlenecek törenle anılacak. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar şehitler haftası nedeniyle şehit ailelerini ziyaret ediyor. Cumhurbaşkanı Tatar, Lepke, Güzelyurt ve Girne'de yaptığı ziyaretlerde burada bir devlet ve bir cumhuriyet kurabilmişsek bu şehitlerimiz sayesindedir vurgusu yaptı. <Sessizlik> <Sessizlik> Teşekkür ederim. Evet, evet. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 21 Aralık Şehitler Haftası münasebetiyle Lefke ve Güzelurt bölgesinde yaşayan şehit ailelerini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lalehan ve Beşgül ailelerinin evine yaptığı ziyarette şehitlerimiz ve yaşadığımız acıları unutmanın söz konusu olamayacağını belirtti. Bu ülkede bir devlet varsa bir cumhuriyet varsa ve bu insanlar güvenlik içerisinde, içerisinde yaşıyoruz halkımız işte bu şehitlerimize boşluğumuz. Borçluyor, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Girne'de de şehit eşi Rukiye Ergin'i evinde ziyaret etti. 1974 Barış Harekatı'nda Sentilaryon bölgesinde şehit düşen Türk Silahlı Kuvvetleri şehidi Ramazan Ergeni yad etmek ve eşi Rukiye Ergen'in acısını paylaşmak amacıyla yaptığı ziyarette Cumhurbaşkanı Tatar şehitlerin asla unutulmayacaklarını kaydetti. Tatar, geçmişi ve verilen mücadeleyi yeni nesillerin bilmesi gerektiğine de vurgu yaptı. Laptada şehit kızı Ayşe Beyoğlu'nu da ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, 1963 kanlı Noel saldırılarında Rum bölgesinde bulunan devlet hastanesinde hasta bakıcı olarak görev yapan ve doğum yaptığı sırada şehit edilen Havva Yakup Beyoğlu'nu rahmetlandı ve ailesine başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Tatar, "Bugün bir devletimiz var ve güvenlik içinde yaşıyoruz. Şehitlerimiz ve şehitlerimizin yaptığı hizmetler asla unutulmayacaktır." dedi. Sayın Seyirciler Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu Pakistan'a gitti. Ertuğruloğlu İslamabad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Afganistan konulu toplantısında yaptığı konuşmada Afganistan'da son zamanların en büyük insanlık krizinin yaşandığına dikkat çekti. Dışişleri Bakanı Tahsin Ersuruloğlu, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Afganistan konulu Dışişleri Bakanları olağanüstü toplantısına katıldı. Toplantı Pakistan Dışişleri Bakanı Maktum Şah Mahmud Kureyşi'nin açılış konuşmasıyla başladı. Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu da konuşmasında Afganistan'da son zamanların en büyük insanlık krizinin yaşandığına dikkat çekerek, genelde uluslararası toplumun, özelde ise İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye devletlerinin ivedi desteğine ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Ertuğruloğlu, uluslararası toplumun Afgan halkının yanı sıra Filistin halkına da yardım elini uzatması gerektiğini vurgulayarak, Filistin sorununa iki devlet esasında bulunacak çözümün Orta Doğu'ya da barış ve istikrar getireceğini aktardı. Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu temasları çerçevesinde ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, Azerbaycan, Sierra Leone ve Gabon dışişleri bakanlarıyla da görüştü. Bulaşıcı hastalıklar yasası kapsamında toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi yeni kararlar aldı. Buna göre 24 Aralık'tan itibaren eczanelerden temin edilecek antijen testi ile kişiler kendi kendine test yapabilecek. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi yeni kararlar yayımladı. Yeni kararlara göre laboratuvar komitesinin önerisiyle ülkemizde kullanılan COVID-19 testlerinin CE-IVD sertifikası olması zorundu. 24 Aralık'tan itibaren ise kişiler isteğe bağlı olarak eczanelerden temin edebilecekleri antijen testiyle kendi kendine test yapabilecekler. Ancak kişilerin kendi kendilerine yapacakları testler ADAPAS sistemine giriş yapılmayacak ve herhangi bir yerde kullanılmayacak. Yaptırdıkları testi pozitif çıkan kişiler 0539 117 52 23 numaralı telefona WhatsApp uygulaması üzerinden çift çizgi görülecek şekilde test kitinin fotoğrafını mesaj göndermeleri gerekiyor. Temaslı değerlendirme kriterleri kapsamında da yakın temaslılar son temas tarihine göre aşılı ise 7 gün, aşısızsa 10 gün boyunca karantinada kalmaya devam edecek. Covid-19'a ilişkin son rakamlarla bültenimiz sürüyor. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte yapılan 19.797 test sonucunda 93'ü yerel, 117 pozitif vakaya rastlandığını, bir kişinin hayatını kaybettiğini, 41 kişinin ise taburcu edildiğini açıkladı. Bakanlık vakalardan 2 kişinin yurt dışından geldiğini, 22 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temasları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını kaydetti. Bakalardan 32'si Lefkoşa, 18'i Girne, 32'si Gazi Moğolsa, 6'sı Güzelyurt, 3'ü İskele, 2'si de Lefke bölgesinden tespit edildi. Lefkoşa Kaymakamlığı'nda bir personelin koronavirüs PCR testi pozitif çıktı. Bazı bölümler bir hafta kapalı olacak. Lefkoşa Kaymakamlığı rutin olarak yapılan PCR taraması sonucunda bir personelin PCR test sonucunun pozitif çıktığını... Bundan dolayı kaymakamlıktaki bazı bölümlerin yarından itibaren bir hafta süreliğine çalışmalarına ara vereceğini duyurdu. Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre dernekler, hali araziler, yabancıların evlendirilmesi, akaryakıt tüp gaz izinleri, inşaat ve arşiv bölümleri bir hafta süreyle kapalı olacak. Bu bölümler dışında kalan kimlik işlemleri, doğum ölüm kayıtları, ateşli silahlar, kuyu izinleri ve tasdik işlemleri bölümleri hizmet vermeye devam edecek. Sayın seyirciler, Covid-19'un Güney Afrika'da ortaya çıkan omikron mutasyonu dünyada hızla yayılıyor. Dünya Sağlık Örgütü omikron mutasyonunun 89 ülkede tespit edildiğini açıkladı. İngiltere'de hızla yayılan omikron varyantı nedeniyle başkent Londra'da olağanüstü durum ilan edildi. Hollanda'da ise omikron varyantı nedeniyle 4 hafta tam kapanma uygulanacak. Dünya Sağlık Örgütü COVID-19'un omikron mutasyonunun 89 ülkede tespit edildiğini açıkladı. Açıklamada yerel bulaşın olduğu bölgelerde omikron vakalarının 1,5 ila 3 gün içinde 2'ye katlandığını ifade etti. Dünya Sağlık Örgütü Omikron'un yüksek düzeyde toplum bağışıklığı olan ülkelerde hızla yayıldığına dikkat çekerek bu durumun virüsün bağışıklıktan kaçma kabiliyetinden mi, doğal olarak artan bulaşıcılığından mı, yoksa her ikisinin bir kombinasyonundan mı kaynaklandığının belirsiz olduğunu açıkladı. İngiltere'de ise omikron varyantı hızlı yayılıyor. Yalnızca bir günde 10 bin aşkın omikron varyantı vakası tespit edildi. Başkent Londra'da olağanüstü durum ilan edildi. Son zamanlarda ülkede en çok Covid-19 vakasının görüldüğü Londra'da son bir haftada 78.168 vaka kaydedilirken hükümetin verilere göre başkentte salgının başından bu yana toplam vaka sayısı 1,5 milyonu aştı. Londra'da ayrıca hastaneye kabullerin son bir hafta içinde %30 artmasıyla şu anda hastanelerde Covid-19 tedavisi gören hasta sayısının yaklaşık 15.000'e ulaştığı belirtildi. Hollanda'da da omikron varyantı nedeniyle 4 hafta tam kapanma uygulanacak. Ülkede geçici hükümetin başbakanı Mark Rut, basın toplantısında omikron varyantının yayılmasını durdurabilmek için ek önlemleri açıkladı. Rut, alınan ek önlemler çerçevesinde bugünden itibaren 14 Ocağı kadar tam kapanma uygulamasına geçileceğini söyledi. İlçelere ait sandık seçmen listeleri bugün askıya alındı. Listeler 7 gün süreyle askıda kalacak. Yüksek Seçim Kurulu 23 Ocak 2022'de yapılacak milletvekilli erken genel seçimi ile ilgili Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke ilçelerine ait sandık seçmen listelerini bugün askıya aldı. 25 Aralık'a kadar 7 gün askıda kalacak listelere hafta içi 17.30-18.30, hafta sonu ise 9-10 saattir arasında listelerin askıda bulunduğu yerde ilçe seçim kurullarınca görevlendirilecek kişiler aracılığıyla veya doğrudan ilçe seçim kuruluna itirazda bulunulabilecek. Yüksek Seçim Kurulu'nun dün geçici olarak ilan ettiği milletvekili adaylarına ise itirazlar bugün ve yarın yapılabilecek. YSK'nın 9 numaralı duyurusunda listelerin askıya alınacağı yerler ve seçim çevrelerinin ayrıldığı sandık bölgelerini gösteren cetvelleri Bayrak Radyosu'nda okundu, Diyalog Gazetesi'nde yayımlandı. Cumhuriyet Türk Partisi'nin seçime yönelik ziyaretleri sürüyor. Tufan Erhürman başkanlığındaki CTP heyeti Taşkınköy'deydi. Erhürman 23 Ocak'ta varol seçimi gerçekleştirileceğini söyledi. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman beraberindeki heyetle birlikte Taşkınköy Spor Kulübü'nü ziyaret etti. CTP'den yapılan açıklamaya göre Erhürman yaptığı konuşmada seçimlerden hükümeti kuran parti olarak çıkacaklarını vurguladı. Kıbrıs Türk halkının neler yaşadığının farkında olduğunu vurgulayan Erhürman, Kıbrıslı Türklerin adada çok daha zor koşullarda var olmayı başardığını ve halkın yok edilmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Sağlıkta başlayan krizin ekonomik krize dönüşeceğini aylar önce söylediklerini hatırlatan Erhürman, halkın aklıyla dalga geçilen bir durumla karşı karşıya olunduğunu söyledi. Bu seçim bizim için bir varoluş seçimidir. Bu seçim başka seçimlere benzemez. Doğru kararı vermemiz lazım. Bu seçimden CTP olarak biz hükümeti kuran parti olarak çıkacağız dedi. Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Demokrat Parti milletvekili adaylarına yönelik düzenlenen eğitim ve motivasyon kampında konuştu. Ataoğlu konuşmasında ülkedeki ekonomik krizden çıkış yolunun iç kaynakların doğru ve etkin yönetimi olduğunu vurguladı. Demokrat Parti Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Atavolo, erken genel seçimlerinde aday olan 50 milletvekiline yönelik gerçekleştirilen iki günlük eğitim ve motivasyon kampının kapanış konuşmasını gerçekleştirdi. DP, seçim manifestosunun yapılabileceklerden oluştuğunu belirten Ataoğlu, yazılanların hayal olmadığını, yazılan her bir maddenin yaşamda karşılığı olduğunun altına çizdi. Ülkenin en büyük sorununun sağlık, ekonomi ve eğitim olduğuna işaret eden Ataoğlu, ekonomik krizden çıkış yolunun iç kaynakların doğru ve etkin yönetim olduğunu kaydederek, DP'li 50 vekil adaylarımızla birlikte bu temel sorunlara çözüm üretecek, irade, bilgi birikimi ve inanç bizi hedefe ulaştıracak en önemli gücümüz olacaktır, dedi yenileniyoruz vizyonuyla hazırlanan DP seçim manifestosuyla ilgili gerçekleştirilen sunumun ardından adaylar manifesto hakkında görüşlerini ve düşüncelerini paylaştı. Yeniden Doğuş Partisi milletvekili adaylarını düzenlediği şölenle tanıttı. Etkinlikte konuşan Genel Başkan Erhan Arıklı, YDP olmadan bir hükümet kurulamayacağını söyledi. Yeniden Doğuş Partisi Lefkoşa'da aday tanıtım şöleni gerçekleştirdi. Genel Başkan Erhan Arıklı şölende yaptığı konuşmada YDP'nin 5 yıllık bir parti olmadığını, 1980'de Türk Birliği Partisi ile temelinin atıldığını anlattı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ekonomik kaos yaşandığını kaydeden Arıklı, bu kaostan Türkiye'nin yardım olmadan çıkılmasının mümkün olmadığını söyledi. Hükümetin Ankara ile ilişkilerinin kötü olduğu iddiasında bulunan Arıklı, önümüzdeki seçimlerde kim ne kadar milletvekili çıkarır bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var, YDP'siz bir hükümet asla kurulamaz. Sonuç ne olursa olsun biz iktidarın güçlü ortağı olacağız dedi. Şölen adayların teker teker tanıtılmasıyla sona erdi. Sayın Türkiye'nin yeni uydusu TürkSat 5B başarıyla uzaya fırlatıldı. TürkSat uydu filosunun en güçlüsü olacak TürkSat 5B, 20 kat fazla kapasite verimliliği bulunan yüksek verimli uydu kategorisinde yer alıyor. Türkiye'nin yeni uydusu TürkSat 5B, Türkiye saatiyle 6.58'de Amerika'nın Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral üstünden düzenlenen törenle başarılı bir şekilde uzaya fırlatıldı. TürkSat 5B sabit uydu servis sınıfı uydulara göre en az 20 kat fazla kapasite verimliliği bulunan yüksek verimli uydu kategorisinde yer alıyor. Ülkenin faydalı yük kapasitesi en yüksek uydusu TürkSat 5B 4,5 ton fırlatma ağırlığına ve 15 kW güç kapasitesine sahip bulunuyor. Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu'nun tamamı Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkeleri içeren geniş kapsama alanında hizmet verecek TürkSat 5B, frekansın tekrar kullanımı ve çoklu hüzme kapsama konseptlerinin kullanıldığı, k faydalı yüküyle toplamda 55 Gbps'den daha fazla veri iletim kapasitesi sağlayacak. Türkiye'nin uydu veri iletişim kapasitesi olan K-Band kapasitesine 15 kattan fazla artıracak TürkSat 5B, uydu haberleşmesinin kullanıldığı denizcilik ve havacılık gibi ticari sektörlerde etkin biçimde yerini alacak. Törene video mesajla katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizin en güçlü ve en yüksek kapasiteli haberleşme uydusu olan TürkSat 5B'yi uzaya fırlattık. Sayın Musk ve SpaceX firmasını Türkiye karşıtı lobilerin şantajına ve baskısına boyun eğmedikleri için şahsım milletim adına tebrik ediyorum dedi. Bizlere bu gurur... Çevre Koruma Dairesi bünyesinde sürekli atık su izleme sistemi kuruldu. Sistem Bafra Atık Su Arıtma Tesisinde pilot olarak uygulanmaya başladı. Tesisdeki deşarj ise çevrimiçi izlenebiliyor. Ülkedeki atık su arıtma tesislerinin deşarjlarının çevrimiçi izlenebilmesi için Turizm ve Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi bünyesinde sürekli atık su izleme sistemi kuruldu. Proje için pilot bölge olarak Bafra seçildi ve Aralık ayı başında sistem uygulanmaya başladı. Bafra Atık Su Arıtma Tesisi de şarjı sürekli olarak daire tarafından izlenmeye başladı. Çevre Koruma Dairesi Müdürü Emir Akyıllar, Türk Ajansı Kıbrıs'a sistemle ilgili yaptığı açıklamada, sistemle büyük kıyı tesislerinin denize atık su vermesinin engellenmesinin amaçlandığını belirtti. Ak yıllar Atık Su Deşarjlarının pilot uygulama aşamasında olan ve ilk kez bu dönemde devreye giren sürekli atık su izleme sistemine bağlanarak online izlenmesinin sağlandığını kaydetti. Çevre mühendisi İbrahim Alkan da deşarjda kirlilik varsa standartların üzerinde deşarj yapılmaya başlanırsa sistemin otomatik olarak numune almaya başlayacağını kaydetti. Daha sonra personelin numuneyi alarak devlet laboratuvarına götüreceğini dile getiren Alkan, analiz sonrasında sonucun standartların üzerinde çıkması halinde cezai yaptırım uygulanabileceğini söyledi. Türkiye'de 5000 metreküpten büyük tüm tesislerin bu sistemi kurmakla yükümlü olduğuna dikkat çeken İbrahim Alkan, belli kriterlere giren sadece kıyı tesislerini değil, büyük arıtma tesislerini de izlemek istediklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk gençinin ambargolara rağmen yeteneği, insanlığı ve başarılarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni dünyada temsil ettiğini belirtti. Tatar, devletin, hükümetin Kıbrıs Türk gençinin başarıları için imkanlarını seferber etmesi gerektiğini de ifade etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar katıldığı Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu 50. yıl etkinliğinde gençlerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni her zaman hakkıyla temsil ettiğini söyledi. Etkinlikte yaptığı konuşmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yetenekli gençlerin olmasından dolayı gururlu olduklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, döviz krizinden dolayı yaşanan sıkıntılar olduğunu ancak her koşulda var olmaya devam edileceğini söyledi. Ve bu halk Akbar, Asenlu, çeşitli rezilliklerle bize her türlü zulmü, haksızlığı yapan bütün dünyaya karşı her gittiği yerde Kıbrıs Türk halkının gençliği var. çocuklar bunu yırtıyor ve dünya bizi temsil ediyor. Bayrağımızla, sevgimizle, insanlığımızla, yeteneğimizle ve onların başarılarıyla. Onları kimse engelleyemez. Dolayısıyla onları ön açıktır. Bize düşen görev devlet olarak, hükümet olarak, ailede olarak onlara bu ortamları hazırlamak, onların önüne açmak ve onların başarılarına imzalarımızı atmaktır değerli arkadaşlar. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, Tamer Levent 50. Sanat Yılı Sanat Söyleşisine katıldı. Etkinlikte konuşma yapan Sibel Tatar, her mecrada Kıbrıs Türk'ünün adını duyuran Tamer Levent'in birikiminden faydalanmak gerektiğine işaret etti. Buyurun, çok Sizi burada görmek Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, Tamer Levent 50. Sanat Yılı Sanat Söyleşisi'ne katılarak Türk oyuncu yönetmen, sanat yönetmeni ve yazar Tamer Levent'e plaket takdim etti. İpek Denizli Sanat Atölyesi'nin düzenlediği Alsancak Belediyesi Kültür Merkezi'nde yer alan etkinlikte konuşma yapan Cumhurbaşkanı'nın eşi Sibel Tatar, Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde birikimiyle sanata yaptığı katkılardan ve dünyada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni savunarak verdiği destekten dolayı Tamer Levent'e teşekkür etti. Her türlü mecrada Kıbrıs Türk'ünün adını duyurmak ve maalesef bazen bazı yerlerde güney ile Hani onlar olursa biz olmayız gibi bir mücadeleye girdiğimizde o mücadeleyi vermek zorunda olduğumuzu hepiniz bütün arkadaşlar burada biliyorlar. Ama buna siz de katkı koymuşsunuz. Evet. Az önce öğrendik. Evet çok uğraştım. Ee, sizi zaten seviyordum ama bu katkılarınızı duyduktan sonra özellikle çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konservatuvar eksikliğine de işaret eden Sibel Tatar, kurulacak hükümetlere ve Milli Eğitim Bakanlığına bu konuda çağrıda bulunarak "Burada açılacak konservatuvarlarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sanata katkı görmek istiyoruz." dedi. Kurulacak olan hükümetlere, Eğitim Sayın seyirciler 25 Aralık 1963'te kurulan kurumumuz 58 yaşında. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu kuruluş yıl dönümünün yarından itibaren çeşitli etkinliklerle kutlayacak. BRT 58. yıl konseri yarın saat 20'de BRT'de gerçekleştirilecek. 24 Aralık Cuma günü ise Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Yayıncılık Tarihi Müzesi'nde pandemi kuralları çerçevesinde resepsiyon düzenlenecek. Ayrıca BRT'nin 58. yıl kutlamaları çerçevesinde 1963 yılında başlayan yolculuğu 58 sayfaya sığdırıp bu yıl ilk kez hayat bulacak gazetemiz Bayrak gazetesi 25 Aralık Cumartesi tüm gazete bayilerinde ücretsiz dağıtılacak. 25 Aralık 1963'te kurulan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 58. yaşını etkinliklerle kutlayacak. BRT 58. yıl kutlamaları çerçevesinde ülkemizin sevilen sanatçılarının yer alacağı BRT 58. yıl konseri yarın saat 20'de BRT'de gerçekleştirilecek. BRT'nin 58. yılı kutlamaları çerçevesinde izdüşüm sergisi de hayata geçiriliyor. Sergi gerçek dünyanın sanal varlıklarıyla sanal dünyanın gerçek varlıkları olan malzeme arasında kurulan bağı anlatıyor. Sanatçı Ayhatun Ateş'in Eser Keçeci Malyalı ve Ruhiye elin çalışmalarının yer alacağı serginin açılışı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından 22 Aralık'ta saat 18.30'da Rüstem Kitabevi'nde gerçekleştirilecek. Kutlamalar çerçevesinde Lefkoşa Posta Dairesi önünde Berete Radyosu İçimizde programı ise 23 Aralık Perşembe günü saat 10'dan itibaren canlı olarak Bayrak Radyosu'nda dinleyicileriyle buluşacak. 24 Aralık Cuma günü saat 11'de Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Yayıncılık Tarihi Müzesi'nde pandemi kuralları çerçevesinde resepsiyon düzenlenecek. Berita'nın 58. yıl kutlamaları çerçevesinde 1963 yılında başlayan yolculuğu 58 sayfaya sığdırıp bu yıl ilk kez hayat bulacak Bayrak gazetesi 25 Aralık Cumartesi tüm gazete bayilerinde ücretsiz dağıtılacak. 58. yıl kutlamaları çerçevesinde 25 Aralık Cumartesi günü canlı yayınlarımızla Bayrak Radyosu'nun eski binası olan posta önündeyiz. Saat 10'da başlayacak olan programda kuruluşundan itibaren emek verenler konuk edilecek. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt da kuruluş yıl dönemi etkinlikleri çerçevesinde yarından itibaren devlet ve hükümet yetkililerine ziyaretler gerçekleştirecek. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Aksa Futbol Liglerinde 14. hafta 7 maçla geride kaldı. Haftanın son karşılaşmalarında Süper Lig'de Mausa Türk Gücü 2, Hamitköy 4, Yeni Cami 2, Göçmenköy 1, Lefke 0, Bafülkü Yurdu 0. Birincilikte ise Maraş 2, Karşıyaka 0, Gençler Birliği 3, Çanakkale 2, Yalova 1, Çayna Bazar Gençlik Gücü 1, Düzkaya 3, Görneç 1 şeklinde sonuçlar alındı. Müzik Sportoto Süper Lig'in 17. haftası D1 maça sahne oluyor. İki ezeli rakip Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stad'ında 2021 yılının son derbisinde karşı karşıya geliyor. Trabzonspor, Atakaş Hatayspor'u Sporu 2-0 yenerek puanını 42'ye çıkartarak liderliğini sürdürdü. Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Medipol Başakşehir puanını 29'a yükseltti. Sarı Kırmızılılar ise puanını 24 yaptı. Galatasaray'la lider Trabzonspor arasındaki puan farkı 18'e çıktı. Basketbol U20 ligine dün de iki karşılaşmayla devam edildi. Ligin yenilgisiz lideri Yakında Üniversitesi konuk ettiği Girne Amerikan Üniversitesi'ne zorlanmadan 77-39 yenerek yoluna devam etti. Mausa Arena'da oynanan ve baştan sona çekişmenin yaşandığı oyunda Soyer Deplasman'da Mausa Gelişim Akademisi'ne 60-57 mağlup etmeyi başardı. Voleybol U14 Kızlar Ligi'nde Gazi Mausa Belediyesi Çamlık Spor'la Mausa Spor Akademisi final serisi oynama hakkını elde etti. Klasmanın tamamlanmasına bir hafta kala Gazi Mausa Belediyesi Çamlık Spor ve Mausa Spor Akademisi ilk iki sırayı elde ettiler. 9. hafta maçlarında Mausa Spor Akademisi Mausa Gelişim Akademisi'ne, Doğu Akdeniz Üniversitesi Karpaz Geyit Marina'yı, ve Gazi Moğusa Belediyesi Çamlık Spor'da vakıfları 3-0'la geçtiler. U14 Kızlar Ligi'nde 10. ve son hafta müsabakaları 24 Aralık'ta oynanacak. Türkiye'nin ev sahipliğinde dünyanın en iyi 6 takımının bulunduğu FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Vakıfbank bu gece finalde İtalyan ekibi Imoco Volley ile şu sıralarda karşılaşıyor. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak final maçında Vakıfbank şampiyonluk için mücadele verecek. Fenerbahçe Opet Brezilya'nın Minas takımını 3-0 yenerek üçüncü oldu. Avrupa Liglerine dün gece de devam edildi. Almanya 1. Futbol Liginde Borussia Dortmund deplasmanda Hertha Berlin'e 3-2 yenildi. Ligde 34 puanda kalan Borussia Dortmund sezonun ilk yarısını lider Bayern Münih'in 9 puan gerisinde ikinci sırada tamamladı. İspanya 1. Futbol Ligi'nin 18. haftasında Barcelona sahasında oynadığı maçta Elche'yi 3-2 mağlup etti. Ligde iki maç aradan sonra galip gelen Barcelona bir maç eksiğiyle 27 puanla 7. sırada yer alıyor. İtalya'da Roma 4-2 kazanarak Atalanta'nın 10 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi. Roma bu galibiyetle puanını 31'e yükseltti ve 5. sırada yer aldı. Katar'ın ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen FIFA Arap Kupası'nda Cezayir şampiyon oldu. Tunusu normal süresi 0-0 sona eren maçta uzatmalarda attığı 2 golle Cezayir 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Amerikan Basketbol Ligi'nde Cleveland Cavaliers, Cedi Osman'ın üstün performansının yardımıyla Milwaukee Bucks'ı 119-90 mağlup etti. Sezonun 19. galibiyetine ulaşan Doğu Konferansı 3.sü Cavaliers'te sahada 27 dakika kalan Cedi Osman, 23 sayı 5 rebound, 4 asist ve 1 top çalmalık performansıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. de öncü isim Türk Bankası para hattını sunar. 18.1489 ortalama kurla haftaya başlayan İngiliz sterlini 21.8905 Türk lirası'ndan haftayı kapattı. 15.4494 ortalama kurla haftaya başlayan euro 18.6239 Türk lirası'ndan haftayı kapattı. 13.68.69 ortalama kurla haftaya başlayan Amerikan doları 16.48.85 Türk lirasından haftayı kapattı. Haftaya 1452 puanla başlayan Borsa İstanbul haftayı 2084 puanla kapatmıştır. bankası para hattını sundu. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros hava durumunu sunar. parça basınç sistemiyle soğuk ve nemli hava kültesinin etkisinde kalacak olan yurdumuzda bugün hava çok bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu geçecek. Rüzgar güney ve batıdan çok kuvvetli esecek. Bu gece en düşük hava sıcaklığı Lefkoşa'da 6, Girne'de 11, Alev Kayası'nda 5, Güzelyurt'ta 7, Gazi Mahousa'da 9, Lefke'de 11 ve Yeni Erenköy'de ise 8 derece dolayında olacak. Yarın gündüz en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa'da 16, Girne'de 15, Alev Kayası'nda 14, Güzel 15, Gazi Mausa'da 16, Lefke'de 16 ve Yeni Erenköy'de ise 15 derece dolayında olacak. Bölgemiz denizlerinde hava çok bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu geçecek. Rüzgar güney ve batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Deniz kaba, yer yer çok kaba dalgalı, tahmini dalga yüksekliği 3 ila 3,5 metre dolayında olacak. markaların buluştuğu adres Toros hava durumunu sundu.